Evet kıymetli dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sıcak bir günden yine sizlere sıcak bir video çekmeye çalışıyorum. Beğenirseniz serinlersiniz, beğenmezseniz sıcakta kalırsınız. Hatta yarıda falan keserseniz iyice yanarsınız, terlersiniz. O yüzden acele edin. Kısa kısa sohbet tadında hızlı bir şekilde verileri aktaracağım videoya geldiniz. Şimdi önce isim konuşacağım. Sonra isme dair duyumlarımı aktaracağım. Anlaştık? Ne var problema? Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu için somut hamle diye haber yapmışlar. Muhtemelen bu Yağız Sabuncuoğlu'nun haberidir. Hani somut hamle dediğin zaman ne diyor insanın aklına? Resmi teklif geliyor. Yani artık somut hamle diyorsa budur. Ve temas kurduğunu söylüyor. Nuri Şahin'in teknik direktörünün yaptığı Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin Ferdi için resmi temas kurdu. Aziz Allah. 54 maçta forma buldu. 24 yaşındaki oyuncu 3 gol 5 asist yaptı. Piyasa değeri 21 milyon euro. Ancak piyasa değeri sözleşmesi yani 2026'ya kadar sözleşmesi sürüyor. Ali Koç ne demişti? Ferdi Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncu. Müthiş bir istikrarı var. Benim ilk yurt dışı transferim. 10 numara diye transfer ettik. Şu anda sol bekte. Hem sahada hem saha dışında. Ondan çok memnunuz. Müthiş bir çocuk. Tertemiz bir çocuk. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Sezon ortasında çok ilgilenen takım vardı. Henüz gelen bir teklif yok. Ama şu anda geldiğimiz noktada varmak istediğimiz nokta önümüzdeki sezon bizimle kalması şart diyor. 35-40 milyon olağanüstü bir şey gelirse konuşuruz. Ama Ferdi bizde çok mutlu. Mourinho ismi oyuncularda heyecana sebep oldu. Belki Mourinho isminden dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edeceğiz. Belki gitmek isteyen oyuncular gitmeyecek. Ferdi'nin %100 Fenerbahçe'de kalması için pozisyonumuzu aldık yönetim olarak. Ama dediğim gibi olağanüstü bir şey gelirse onu konuşmak zorundayız. Ama Ferdi seve seve Fenerbahçe'de bir sezon daha oynar demiştim. 35 milyon euroyu verirlerse Ferdi'yi veririz. 35 milyon euro yoksa Ferdi yok. Anlaştık. Ama bütçelerinin 25 milyon euro olduğunu söylüyor Yağız Sabuncuoğlu. 25'e imkanı yok. Napoli, Lazio, Ciku 10 milyon euro. Yani Napoli ve Lazio Ciku için 10 milyon euro teklif etmişler. Kusura bakmayın ama geçeceksiniz o ayağı. Batshuayi için Acun Ilıcalı'nın açıklamasını dinlemişsinizdir arkadaşlar. Açık ve net diyor ki yani biz isteseydik kalırdı diyor. Şimdi bak ciddi söylüyorum. Ben hani köşe yazısında yazdım gol barda. Burada yine kısaca söyleyeyim. 3 bak 3 yıllık sözleşme. 3 bir de imza parası vereceksin. 3 yani 4 olmuş oluyor. Yıllık 4 milyon euroyu yedek forvetine veren bir takım yani ahmaklık yapar. Açık söyleyeyim ahmaklık yapar. Ya ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın ne Trabzon'un hiçbirinin böyle bir gücü yok. Yani hiçbirinin böyle bir gücü yok. Böyle bir kudreti yok. O eskiden diyen takımlarımızın bilmem şu kadar milyon euroya şu kadar futbolcu işi bitti. Az futbolcuna 4 milyon vermekte zorlanacaksın. Ha ben şunu söyleyeyim. Dik duracaksın. Bak sende Mourinho var. Sende şahane bir kadro var. Sende aidiyet var. Sende aile olayı var. Yani Fenerbahçe taraftarı da aileden. Buna dikkat etmek lazım. Mesela Lukaku. Lukaku gündemde olan bir isim. Kiralanması muhtemel olan bir isim. Lukaku'yu kiralayın 4 milyon euro ücret verin diyor. Fenerbahçe taraftarı Belçika milli takımını izledikten sonra şunu söylüyor. Hocam diyor yani Lukaku oynayacağına sen oyna. En azından 1-2 tane sallarsın atarsın diyor yani gol atarsın diyor. Çat vurursun çatala gider çat vurursun gol olur diyor. Bunda o da yok diyor. Bu gol kaçırma üstadı diyor. Hani vücudunu hayvan gibi kullanıyor ama boş diyorlar. Ben ondan dedim diyorum. Ve Lukaku'yu 4 milyon euro yıllık ücrete kiralayabilirsin. Gerisini kulübü verir. Adebayo diye bir oyuncu var. Neydi bu çocuğun tam adı ya? Elyah Adebayo. 26 yaşında 12 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcu. Kulübü bugün diyor ki 10 milyon euroyu verin alın. Oyuncu da diyor ki 1.6 milyon euroya ben çalışırım. Sofraları falan toplarım diyor. Yemeğe falan getiririm. Bardak falan getiririm masaya. Yani öyle değil de. Çocuk gelirim diyor. 1.6. Şimdi 3 yıl bazında değerlendirelim. 10 1.6 1.6 1.6 Yani 10 artı 4.8 14.8 ve çocuğun yaşı daha genç. Aldın mıydı senin forvetin?
Anladınız mı? Öbür tarafta Batshuayi'ye 12 vereceksin. Ama son kontrat tercih sizin. Onaçu'yu kiralama şeyimiz var. Aslında bakarsanız Onaçu için Emir Ortakaya var ya. Bu Southampton takımı bizim Emir Ortakaya'yı çok istiyordu. Belki de bu pazarlıklarda Onaçu pazarlığında Emir Ortakaya da işin içine girecektir. Ben Onaçu için şunu belirteyim. Bak 30 yaşında 13 milyon euro piyasa değeri var. Hani satın alma opsiyonu kiralamak daha mantıklı. Çok daha mantıklı. Şimdi hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a önerildiğini ben biliyorum. Hem bize hem Beşiktaş'a önerildi. Ha hangi takım alır? Hangisi almaz ben bilemem. Ya da ikisi de mi almayacak? Onu bilemem. Şimdi önceliği yok oyuncunun. Teklif olması halinde bütün seçenekleri değerlendirmeye alıp kararını verecek. Ha Trabzonspor'un da teması var. Belki Trabzonspor 3'e 5'e bakmadan para ekleyecek. Belki diyecek ki ha uşağım hamsi gibi topçudur da biz birazcık daha para verelim diyecek. Yani Fenerbahçe oyuncuya gitmedi. Oyuncu Fenerbahçe'ye önerildi. Onu da hatırlatayım. Başka? Morata 15 milyon euro arkadaşlar. Bak kemiksiz, kılçıksız, katışıksız 15 milyon euroyu verin alın diyorlar. 14.99 hayır biz BİM değiliz diyorlar. İlla 15 diyorlar. 15'i veren alır diyorlar. Ben bilmem. 15'i veren alır diyorlar. 15 milyon euronuz var mı? Bence 15 milyon euronuz yok. Alabilir miyiz? Zor. Ama ya Morata çok mu gerekli? Sırtı dönük oynar mı? Oynamaz mı? Ya da ne bileyim burnunu karıştırır mı? Karıştırmaz mı? Ya bunlar da düşündüren isim şeyler. Ama Alvaro Morata ismi yani heyecana sebep olabilen bir isim ya. Bilmiyorum. Belki de ben biraz polyanlacılık yapıyorum. Yani bir Morata ismini isterim ben açıkçası. Mesela Lukaku. Tamam. Kabul ediyorum. Sizler de haklısınız. Ben size hak veriyorum. Kaçırdığı goller malum. Eyvallah. Gram lafım yok. Haklısınız. Sonsuz haklısınız. Hepinize söylüyorum bak. Ama ne olur siz de beni anlayın. Yani bu takıma bir forvetin gelmesi lazım. Kütür kütür. Ben Dzeko Meko istemiyorum ha. Ben ciddi söylüyorum. Dzeko falan istemiyorum. Dzeko Meko kalmasın. Ya Dzeko bu takımın eğer as forvet olacaksa olmasın bak. Şimdi geçen sezon oturduğumuz noktada yani konuştuğumuz noktada geçen sezon evet Dzeko iyi bir futbolcuydu. Kabul. Kabul. Ama şu an aynı Dzeko Fenerbahçe ekosisteminde, Fenerbahçe sisteminde yanlış anlaşılmasın. Şu aşamada aynı Dzeko yani o Dzeko değil. Şu anda Fenerbahçe'nin kesinlikle yani bir iki Dzeko almaya yani iki Dzeko performansı verecek bir forvet alması lazım. Anladınız mı? O yüzden de ben çok şey yapmak istemiyorum. Başka isme geçeyim dur. Çok da oyalandık burada kusura bakmayın. Sıradaki isim kim? Sherlock. Arkadaşlar 25 milyon eurodan aşağı Sherlock'u alamayız. Hafızanızdan çıkarın. Adam patlama yapmış. Adam orada uçmuş. Adam orada felaket bir performans göstermiş. Adam orada Trabzonspor'daki sıçrayışının aynısından yapmış. Ve bunu La Liga'da yapmış. Yani La Liga'ya kendini ispat etmiş. Kendini La Liga'ya kanıtlamış. Böyle bir adamı ben 5'e alırım, 20'ye alırım, 10'a alırım. Adam daha sezon başında almış. Niye satsın? Aradığı forveti bulmuş. Bak belki de yıllardır aradığı forveti bulmuş adam. Yani Sherlock'u beklemeyin. Seydou Mane. Mane için kulübü 41 milyon euro para veriyormuş. Ben size Türkçesini anlatayım. Ben de çünkü çok merak içindeyim. Ya arkadaş diyorum adam Mane gibi bir futbolcu niye versin? Benim mantığıma yatmıyor mesela. Mane gibi bir futbolcu bir takım niye versin? Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Siz çıkabiliyor musunuz? Mesela Fenerbahçe Fred'i niye verir? Kiralık verse Fred'i. Ne düşünürsünüz? Hocam Fenerbahçe şampiyonluğu satıyor dersiniz. Ben de aynısını düşünürüm. Bunda da durum bu. Ama 41 milyon euroluk yıllık ücret. Biz onunu verelim diyor. 5'in de Avrupa kulübü artık 5-10 neyi anlaşırsan anlaş. Git diyorlar. Mane'yi alırsak da zaten bu şartlarda alırız. Başka alamayız. Emirhan Topçu. Emirhan için 3-5 tane
takas teklifimiz var. Umarım kabul ederler çünkü bizim takas tekliflerimizi onlar istiyor. Emirhan da bizim işimize yarar. Hayırlısı olsun. Levent Mercan'ın kapı bugün gelmesi lazım artık. Çünkü 22'sinde artık kampa yetişsin. Levent Mercan, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ama Jose Mourinho, ben futbolcuyu görmedim, siz kafanıza göre aldınız, benim izlemem lazım falan derse bir şey diyemem. Ama normal şartlarda bu. Lindelöf, 6 milyon euroyu alma fikrimiz var arkadaşlar. Yani 6.1'e bile almayacağız. Alırsak 6 milyon euroyu alacağız. Hocam Manchester 6'ya verir mi? Bilmiyorum. Hocam sen Manchester olsan verir misin? Ben Manchester olsam vermem. Ya ben Manchester olsam, benim bir ismim var derim. Yani benim bir kalitem, kalibrem var derim. Ben vermem. Yani ben Manchester United olsam vermem 6'ya. Ya dua edin, ben vermem yani. Ha ama mesela Casemiro'yu da almak istiyoruz. Hem Lindelöf hem Casemiro, ikisini birden, birini 6'ya birini 9'a, toplam 15'e bu iki futbolcuyu versem Fenerbahçe tarihi kar elde etmiş olur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimanski'nin menajerine biz anlaştık. 25 milyon euronun alttaki hiçbir teklifle görüşmeyecek. Hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Bu da bizim için kar mı? Kar. Çok iyi bir kar. Onu da belirteyim. Peki hocam sen Şimanski gider diyor musun? Ben gider diyorum. İyi de hocam Mourinho beğeniyormuş. Acun Ilıcalı açıkladı. Ya arkadaşlar, taktik diye bir şey var. Satış stratejisi diye bir şey var. Anladınız mı? Bazen stratejileri iyi anlamanızı bekliyorum ama bilmiyorum, bir sıkıntı oluyor sizde genelde. Greenwood'u istiyoruz, gelmeyecek. Tomas Partey'i istiyoruz, gelmeyecek. Hocam detaya girer misin diyorlar. Bak ben böyle normalde anlatıyorum, net bitiriyorum ama hocam diyorlar, siz görmüyorsunuz. Detaya girer misin? Niye istiyoruz? Niye gelmeyecek? Greenwood'u istiyoruz. Kulübü sözleşme uzatmak ya da bonservisini çok ciddi paralara satmak istiyor. 30-35'e biz 30-35 veremeyiz. Tomas Partey'i geçen sene 15 istediler. Bu sene 12 istiyorlar. 12 verilecek durumda değil. Durumunu söyleyeyim. Osterwolde satılacak mı? Osterwolde'ye 25'in üstünde teklif gelirse oturur düşünürüz. Çünkü 6'ya aldık. 7 ve üstü her türlü satışta %30 kar. Yani karın %30'u eski kulübüne gidecek. Yani 50 milyon euroya sattın. 50'den 6'yı çıkart, 44. 44'ün %30'u eski kulübüne gidecek. Kalanı bize. Bu da tabii bizim 6'yı korumamız anlamı taşıyor ama yine de sıkıntı. Livakovic'e resmi teklif gelirse bence satmayı düşünmemiz lazım. Mesela bir yerde gördüm, Mert Günok ile sözleşme feshedecekmiş Beşiktaş. Büyük aptallık eder. Yabancı kuralını ne güzel delen bir futbolcuydu. Ha yaşı ilerledi. Şeyleri, ne derler onları, refleksleri azaldı. Kabul. Ama nasıl olur bilmiyorum. Yine de yabancı sınırı. Rafa Silva'yı çok soran oluyor. Rafa Silva gelmeyecek arkadaşlar. Şu şey performansından sonra, Euro 2024 performansından sonra zaten alabilir miyiz? Bir kez düşünün derim. Bak Rafa Silva yerine mesela Talisca ismi konuşulmaz oldu, farkında mısınız? Birdenbire bitti. Niye? Şimanski'den memnunuz dedi ya, haber üretemiyorlar. Ben size Talisca için en son ne dediydim, hatırlatayım. Yıllık 4 milyon eurodan gelirse başımızın gözümüzün üstüne. İşte hocam Galatasaray alır, Beşiktaş alır, istediği takım alsın. Talisca şu an bu haliyle herhangi bir takıma giderse zaten hani söğüşlemeye gider. Bırakın söğüşlesin, size ne? Ya size ne abi? Ya Rafa Silva olayı, ha keşke gelse Fenerbahçe'ye. 4 milyon euroya keşke kabul dese, tarihi kadroda yer alacağım ben arkadaş, tarihe geçmek istiyorum dese keşke. Ama durum bu. Jose Mourinho'ya ben güveniyorum. Acun Ilıcalı'ya güveniyorum. Fenerbahçe yönetimine güveniyorum. Teknik heyete güveniyorum. Kadromuzda olan her türlü futbolcuya güveniyorum. Şimdi teknik direktörlük şu demek değildir. İyi futbolcular al, iyi kadroyu kur, teknik direktör alsın, yürüsün, götürsün. Ya bunu herkes yapar. Bu direktörlüktür. Teknik direktörlük şu: İyi futbolcu, iyi kadro, iyi yedekler, rotasyon iyi. İşte iletişim iyi, oyuncu iletişimi iyi, oyuncu becerisi iyi, her şey iyi, o iyi, bu iyi, şu iyi derken burası. Benim duyumlardan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, bir beğeniyi çok görmeyin. 70 bin yapalım buraya.